Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir kum saatiyle daha karşınızdayız. Gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Mehmet Efe Çaman Hoca ile beraber. Hocam merhaba. Dilerim iyisiniz. Merhaba Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hocam hafta sonu güya biraz sakin olur diye bekliyorduk, düşünüyorduk. Fakat yağmur gibi gündem yağıyor ve çoğu da iç açıcı değil. Hemen başlayalım. Yani cumartesinin herkesin şu anda konuştuğu gündemi seccade. Yani müthiş bir koz yakalamış gibi iktidar çevreleri, AKP ve saray çevreleri ve dinin değerlerine çok bağlılarmış gibi Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını bulmuşlar. Bir iftara katılmış Kılıçdaroğlu ve muhalefetin en önemli cumhurbaşkanı adayı bu arada. Bir fotoğraf var. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu seccadenin üzerinde görünüyor. Ayağıyla basmış seccadeye. Bunun üzerinde müthiş bir ne diyelim mal bulmuş mağribi gibi bir diye bir laf var değil mi? Evet. Böyle epey zamandır aradıkları bir malzemeyi bulmuş gibi konuşuyorlar. Görmüşsünüzdür siz de. Hocam ne diyorsunuz? Buradan bir şey çıkar mı? Bir ekmek çıkar mı? AKP cenahına. Yani çıkmaz demek zor çünkü bugüne kadar böyle dini kavramları, dini değerleri çok suistimal ettiler. Dolayısıyla bu konunun uzmanı bu arkadaşlar. Yani bu konuda kendi tabanlarını etkileyebilecek ve burayı oy devşirme mekanizması olarak kullanabilecek bir yol bulurlar. Buldular da bunu çok güzel dediğiniz de çok doğru. Mal bulmuş mağribi gibi atladılar. Ama yani ortada çok grotesk bir tablo var. Şimdi hani böyle her gördüğün sakallıyı deden zannetme diye bir mahalle deyimimiz vardır bilirsiniz. Evet. Yani şimdi her gördüğün halıyı, her gördüğün kilimi, her gördüğün dekoratif bu tarz bir işte ev süsünü seccade diye veya işte İslam'ın kutsalı işte burada namaz kılınıyor bu adam ayakkabıyla basmış diye lanse etmek de çok garip bir durum. Yani şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben o fotoğrafta şöyle bir şey görüyorum. Bir kere o bir seccade olsa yani üzerinde namaz kılınan bir seccade olsa öyle ortada bırakılmaz. Yani öyle bir mümkünatı yok. Orası bir ofis gibi bir yer. Ve dekoratif amaçlı hani halının üzerine başka bir halı atmak böyle bu programları falan izliyorsanız hani ev dekorasyon programlarını bu şu anda çok moda olan bir şey. Böyle bir uygulama var orada ve insanlar onun önünde fotoğraf çektirmişler. Şimdi bu tip mekanlara böyle ofis gibi falan mekanlara da çorapla girilmez. Yani herkes ayakkabıyla giriyor. Şimdi normal şartlarda AKP binasına gitseniz, MHP binasına gitseniz veya başka partilerin binalarına, merkezlerine gitseniz orada da böyle halılı ortamlar var. Büyük böyle ofislerde falan. İnsanlar oraya çorapla girmiyorlar. Ayakkabılarını çıkarmıyorlar yani kapıdan girerken. Orası çünkü bir ofis ortamı veya ne diyelim kamuya açık bir ortam orası. Bir böyle bir Hocam sıkıntı var. belki velev ki namaz kılınmış diyelim, birisi namaz kılmış iftar sonrası, yani şeyin açıklamasında biraz CHP'nin yapmış olduğu açıklamada bunlar var. Namaz iftar sonrası işte fotoğraf çektirmeye çalışıyor gelen başka konuklar. Birisinin namaz kılmasından sonra unuttuğu bir seccade de olabilir. Dekoratif amaçlı da olabilir dediğiniz gibi. Öyle olsa bile yani Kılıçdaroğlu zaten açıklama yaptı. Özür dilediğini söylüyor. Üzgün olduğunu söylüyor daha doğrusu. Yani Evet. seccade kültürel olarak dini bir yani geleneksel olarak bir değer ifade bir seccade, tesbih, bu tür şeyler. Ama yani kutsal bir şey olarak bakmak ne kadar doğru bilemiyorum. Namaz yani namaz kutsal Müslüman inancına göre, Müslümanlara göre. Ama namazı her yerde kılabilirsiniz. Yani temiz bir yer olduktan sonra toprakta da kılabilirsiniz, çimende de kılabilirsiniz. Bir seccade bir sadece namazın kılındığı yerin temiz olmasını sağlayan bir tamamlayıcı bir unsur yani. Hiçbir böyle dinde yeri yok. Mesela seccade ile ilgili belki bir hadis söyleyin, bir ayet söyleyin deseniz bulamazsınız. Başka bir nokta var aslında. Yani bu dine saygılı olduklarını söyleyen, iddia eden çevreler ve bu yüzden de Kılıçdaroğlu'nu işte eleştiren. Eğer Kılıçdaroğlu bunu yapmasa cami edebiyatı yapacaklar biliyorsun. Camileri CHP ahır yaptı falan, bu şeyleri bu oldu yani. Erdoğan bunu sık sık Evet. kullanıyor. Fakat yani bunlar dine saygı konusunda böyle çok örnek alınacak kişiler mi? Mesela aklıma hemen şey geliyor. Egemen Bağış her cuma bir ayet sallıyorum demiş bir bakanı,
AKP'nin. Şu anda ne yapıyor mesela? Büyükelçi. Prag'da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi. Kim tarafından atandı? Kılıçdaroğlu atadı. Yani Ya şimdi komedi komedi. Ya bu komedi. Şimdi bakın, ben dini anlamda olayı şöyle yorumlayabilirim. Şimdi bir dinin kutsal olması neyle alakalıdır biliyor musunuz? Benim kanaatimce yani. Her din, bu sadece İslam için geçerli değil, İçerikle alakalı bir şeydir. İnsanların iyi insan olmaları, insanların işte o dinin kendine kutsal addettiği veya kutsal olarak insanlara öğrettiği değerlere saygılı olmaktır. Şimdi hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan, insanlara hukuksuzluk yapan, işte ne bileyim üç kağıtlar yapan, inşaatlarda şunun şurasında da üzerinden 1,5 ay geçti ya, yaptıkları düzenlemeler yüzünden neredeyse yüz binlerce insanın ölümüne veya işini, evini kaybetmesine sebep olan bir iktidar var karşımızda. Böyle bir rejim var. Şimdi bu adamlar dini şekil olarak algılıyorlar. Şekil. Yani şekil ne? Ben şöyle diyorum. Ritmik ibadet. Yani ritmik ibadet dışında dinle alakalı başka hiçbir değerleri yok bunların. Ritmik ibadetten kastettiğim insanları rencide etmek için değil, bunların algılayışına göre. Yani yoksa 5 vakit namazını kılan insan onu içinden gelerek yapıyorsa amenna, ona hiçbir şeyimiz yok. Yani çok büyük saygı duyuyorum insanlara. Ama şimdi adam ritmik ibadet yapıp içini boşaltmış, ahlaki olarak dinin içini boşaltmış. İşte ben diyor bir bakara bir makara sallarım diyor dediğiniz şahıs. Bugün nerede? Prag'da büyükelçi. Onun dışında bunlar, şimdi bu laf edenler, Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, din üzerinden eleştirenler, sıkı reisçi olarak gözükenler, bunların birçoğunun dini ibadetini yerine getiren, böyle düzgün hani Müslümanlık ibadetlerini yerine getiren adamlar olmadığını da görüyorsunuz. Ha bu diyeceksiniz ki ya bunun bir önemi yok. Tabii ki önemi yok. Yani bir insan böyle konulara girmiyorsa bu özel hayatıdır. Ama sen din konusunda başkalarına ahkam kesiyorsan sana da derler. Kardeşim sen yani milleti eleştirmeden önce hani dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir laf var Türkçe'de. Yani çok 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 garip bir tablo gerçekten. Efe Hocam ben yani dindar bir çevreden, dindar bir aileden geliyorum. İyi kötü Müslümanlığın prensiplerini biliyorum. Şunu açıkça söyleyebilirim. Dini kaynaklarda yani İslam'ın temel kaynaklarında seccade ile ilgili bir referans bulamazsınız. Bir ayet, bir hadis bulamazsınız. Fakat yalan söylemekle ilgili, zulmetmekle ilgili, hırsızlıkla ilgili, yolsuzlukla ilgili yüzlerce ayet bulabilirsiniz. Yani onun için Evet. gerçekten bu çarpıtma ve şekilcilik, yani dediğinize aynen katılıyorum. Özü yoksa, şekilden ibaretse, yani din belki o Marx'ın dinle ilgili ifadesi de bir açıdan doğru olabilir. Yani eğer siz namaz kılıyorsunuz fakat kalkıp işkence ediyorsanız insanlara, namaz kılıyorsanız sonra gidip yetimin malını yiyorsanız, namaz kılıyorsunuz, ondan sonra gidip yalan söylüyorsanız, yani o din artık belki kutsal olmaktan çıkmış, afyon olmaya doğru başlamıştır, afyon olmuştur bile diyebiliriz. Ama bu seçim sürecinde herhalde üzerine tepinecekleri bir malzeme oldu. Bu arada Hasan Kaçan'ın açıklamaları var, hemen atlamış. Bu şeyin yüzüğüydü biliyorsunuz. Yani 50 bin resmi rakamlara göre vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu büyük en son acı depremde işte şey barışı vardı ya, imar affı, imar barışı falan, onların yüzü olan Hasan Kaçan en önde çıkmış, işte ey millet ayağa kalkın, bu sizin bütün değerlerinizin ayakta altına alınmasıdır falan gibi abartmış. Çok çok yazık, ama onlara, yani AKP'nin din istismarcılarına çok yakışan bir şey. Biliyorsun 17-25 Aralık'ta ne demişti? Bu Metin Tülünk müydü Efe Hocam? Bizim Günah işleme özgürlüğü. günah işleme özgürlüğümüze müdahaledir demiş insanlar. Seccadeden dolayı epey bir iş çıkar bile. Hocam seçim gündemi çok hızlı. Yani talihsiz olaylar da var. Bunların başında tabii ki Akşener'e, Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye yapılan saldırı var. Binası, İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Çarpıcı olan şey şu:
Yani siyasi arena herhalde hızlanacak. Belki şiddet bulaşacak. Çok az bir zaman kaldı 14 Mayıs'a. İnşallah olmaz. Ama bunlar iyi işaretler değil. Çarpıcı olan nokta şu. Efe Hocam sizin de dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Erdoğan'ın açıklaması var. Diyor ki benim adım Tayyip. Konuştuğunuzda buna göre konuşun falan diye böyle Meral Akşener'e çok ağır yüklenen sözleri var. Bunun tarihi 29 Mart Efe Hocam. Ve İyi Parti'nin İstanbul İl Binası'na sıkılan kurşunların tarihi de Mart 31. Yani çok çarpıcı değil mi? Yani tak deniyor, şak olay oluyor. Ve bunu Meral Akşener'in de konuşmaları var. O da tamamen böyle yorumluyor. Diyor ki Erdoğan'ın azmettirmesi ve tehdidinden sonra saldırıya uğradık diyor. Ne diyorsunuz? Yani bu çok çarpıcı değil mi ve önümüzdeki günler için yani bunun daha tabii burada Allah'a şükür bir şey olmadı. Bir can kaybı vesaire yok. Ama çok gergin bir atmosfere herhalde seçime gidiliyor. Bir şey eğer yapıyoruz, yaptık dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Evet, bu açıklama 29 Mart'ta yapılıyor. İl başkanlığına kurşun ise 31 Mart'ta sıkılıyor. Korkunç. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu azmettiricilik, büyük sorumsuzluk, kanun dışı, yani böyle bir şey şimdi çıkıp bir cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan bir adamın çıkıp meşru, legal, büyük bir partinin genel başkanına yönelik olarak böyle bir açıklama yapması büyük bir skandal. Yani karşı çıkarsınız, buna siyasi bir cevap verirsiniz, bir polemiğe girersiniz. Bunların hepsi tamamdır. Bu, yani bunlar olur demokrasilerde, hukuk devletlerinde. Ama siz çıkıp yani şu Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şimdi bir mafya babasının, bir kriminal bir kişinin yapacağı bir açıklama bu. Yani bu açıklamayı işte meşhur olan bir takım kriminal isimler var Türkiye'de. İsimlerini şimdi burada saymak istemiyorum. Gerek yok reklamlarını yapmaya. Bu isimlerin yaptığı açıklamalar gibi böyle bir üslupla, bir tehditkar üslupla böyle bir açıklama yapmış olması kabul edilebilir bir şey değil. Hukuksal anlamda da, politik anlamda da kabul edilebilir bir şey değil. Ahlaki de değil. Karşısındaki, bir de üstüne üstlük karşısında bir kadın var. Bir kadına yönelik bir erkeğin böyle bir açıklama yapması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Yani ne demek bu? Benim adım Tayyip falan. Bunlar gerçekten işte almış olduğu Kasımpaşa kültürü mü diyelim artık? Bu mahalle yani böyle adi bir mahalle kültürünü gözümüzün önüne seriyor. Bu iyi aile terbiyesi almış olan, aile babası olan, oturduğu kalktığı işte belli olan bir insanın yapacağı bir davranış değil yani Hamit Bey, kesinlikle. Ve bir gün, 2 gün sonra kurşun geliyor. Tesadüf değil yani bu. Evet. Ve tabii bu arada yapılan resmi açıklamalar var. Yani Meral Akşener herhalde ne konuştuğunu bilen bir insan. Eski İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim. Yıllardır siyasette tecrübeli. Ve diyor ki bu Erdoğan'ın azmettirmesiyle taammüden kurşunlandık diyor. Şeye bakıyoruz açıklamalara yani böyle 2 gün arayla yapılmış bir saldırı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Diyor ki bir bekçi yani şu anda resmi açıklama bütün bu olayla ilgili bir bekçi bir hırsızı kovalarken bu kurşunları sıkmış. Ama yani bu mesela bir yere rapor edilmemiş. 12 saat sonra bu yakalanıyor bekçi. Kullanılan silahla ilgili bir bilgi yok. O uzunca mesafeden böyle korumalı bir camı delecek kadar nasıl yani rastgele atılan bir kurşun nasıl böyle bir etkili gösterebilir? Dediğim gibi temperli deniyor bir camı kırabilir. Bunlar tabii Türkiye ortamında nasıl ikna edecek insanları bilemiyorum. Ama herhalde İyi Parti ve Türkiye'de muhalefet bunu sorgulayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle ortada birçok problemli nokta var. En önemli problemli noktalardan bir tanesi
bahsettiğiniz gibi ne silahın balistik incelemesi yapılıyor, ne işte mermi kovanları araştırılıyor, ne sokaktaki güvenlik kameraları. Orası çok işlek bir yer yani. Orada mutlaka birçok MOBESE kamerası, güvenlik kamerası, özel güvenlik kameraları da var. Yani alınabilecek görüntü opsiyonları çok gerçekten geniş. Yani devletin bunu ortaya koyamamış olmasına inanmıyorum. Koymak istemiyorlar. Neden bunu yapmak istemiyorlar? Çünkü orada muhtemelen kopil dediğimiz azmettirilmiş bir adam var ortada. Bu adama bunu yaptırmışlar. Şimdi bu adamın ortaya çıkması ve ifade vermesi, bu olayın deşilmesinden çekindikleri için ortaya bir tane gariban bekçiyi, bir gariban bekçi senaryosuyla, yani her yeri sapır sapır dökülen bir bekçi senaryosuyla çocuk kandırır gibi böyle olayın örtbas edilmesine yönelik bir çalışma var. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti denilen, devlet zannedilen şey, tırnak içindeki şey, elindeki bütün yetkileri, yani normal şartlarda devlete verilen yetkileri devlet dışı şeyler için kullanıyor. Ve bunu kim kullanıyor? Bunu bugünkü rejim yapıyor. Neye yönelik olarak yapıyor? İşte oy oranını yükselten muhalefeti sindirmek için yapıyor. Kendisine aykırı gördüğü şeylere karşılık böyle bir mafya önlemi alarak, mafya gibi tehdit ederek, işte kurşun sıktırarak falan etkili olmaya çalışıyor. Ve bakın, seçim tarihi yaklaştıkça bu tip hadiselerin de korkarım ki daha sıklıkla gerçekleştiğini göreceğiz Türkiye'de. O yüzden dikkatli olmak lazım. Özellikle siyasi liderleri çok iyi korumak lazım bu ortamda. Evet. Yani bir de şöyle bir şey olmuyor Efe Hocam. Hani böyle bir açıklama yap, tehdit ediyorsunuz. Sonra azmettirmiş gibi kurşun sıkılıyor bir partinin il başkanlığına. Hani sonra beklersiniz ki çıkar o açıklamayı yapan ve Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan biri. İşte yatıştırıcı bir şeyler söyler. Hatta Meral Akşener'i arar. Geçmiş olsun der falan. Değil mi? Bunlar olmuyor. Ne oluyor? Başka bir toplantıda bir temel atma töreninde, afet konutları temel atma töreninde çıkıp bir açıklama yapıyor Erdoğan. Diyor ki 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a gömmeye var mıyız? Bunları nasıl Cudi'de, nasıl Gabar'da, nasıl Tendürek'te, nasıl Bester Deresi'nde gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da siz biliyorum ki sandığa gömeceksiniz. Ne diyorsunuz? Ve bu açıklamada Yani tek satır korkunç. yok. Bir siyasi partinin binasına kurşun sıkılmış. Tek bir satır yok bununla ilgili. Tek bir yani geçmiş olsun falan mesajı yok. Üstüne bunları diyerek hepsini yani 14 Mayıs'ta ne olacak yani terörle mücadele edilmeyecek herhalde değil mi? Muhalefetle iktidar seçim yarışını yapacaklar. Bunları hepsine terörist diyor burada herhalde. Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum siz nasıl anlıyorsunuz Efe Hocam? Ben de öyle anlıyorum. Ben de öyle anlıyorum. Yani Hamit Bey, korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen kuruluşu Cumhuriyet Halk Partisi itibariyle baktığınız zaman Cumhuriyet'in en eski siyasi tarihi, yani en eski siyasi partisi, kuruluş şeye dayanıyor. Yani ta Kuvayi Milliye'ye kadar dayanan ve Kuvayi Milliye'den sonra Cumhuriyet'i kurmuş olan, iyi kötü günahlarıyla sevaplarıyla, iyi yaptığı şeylerle kötü yaptığı şeylerle, ya bu çok kurumsal bir parti. Ve yani şu an baktığınız zaman Cumhurbaşkanı olacak şahsın böyle bir açıklama yapıyor olması başlı başına kabul edilemez büyük bir skandal. Hukuksal da değil, yani bir önceki konuda bahsettiğimiz şey hukuki de değil, yani bunu yapması yetki aşımı. Ve sonuç itibariyle şimdi bir takım şeylerin işaretini veriyor aslında, biliyor musunuz? Diyor ki seçimlerden önce de diyor biz sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğiz elimizdeki yetkiyi kullanarak. Seçimlerden sonra da diyor dur bakalım diyor, seçimler bir bitsin hele diyor. Biz size işte Besler Deresi'nde, şurada burada bilmem nerede terörle mücadele başlığı altında yaptığımız o askeri operasyonları diyor size karşı da aynı yöntemlerle. Şimdi ya ortada meşru bir muhalefet var, legal, yasal bir muhalefet var. Sen bu muhalefeti terörizmle, terörle aynı çerçevede ele alıp neyi demek istiyorsun? Yani bu seçimden sonra biz bunları tutuklayacağız, bunları toplama kamplarına göndereceğiz, bunları hapse tıkacağız, bunları öldüreceğiz, infaz edeceğiz. Bunu mu demek istiyorsun sen? Yani dediğin şeyden bu anlaşılıyor çünkü. Cumhurbaşkanı olacak adam böyle konuşmaz. Cumhurbaşkanı der ki
Ya münferit bir siyasi saldırı olmuş. Aramızdaki tüm siyasi farklılıklara rağmen Meral Akşener benim kardeşimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıdır. Meşru bir partinin genel başkanıdır. Ben Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyorum böyle bir olayı. Bunu kim yaptıysa, hangi amaçla yaparsa yapsın, kanun dışıdır, kabul edilemez demesi gerekirken çıkıp böyle bir açıklama yapması, yani aklı başında mı acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Gerçekten psikiyatristler şuna cevap vermeli. Bu Cumhurbaşkanının aklı başında mı? Yani ne yaptığını biliyor mu? Yaptığı şeyin sorumluluğunun farkında mı bu adam? Bence değil. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki artık psikiyatrik olarak da karakter olarak da yaptığı şeylerin farkında değil. Farkındaysa zaten çok daha kötü bir şey. Yani bunun yaptığı şeyi organize suç örgütü lideri yapmaz ya, bu kadar sorumsuz bir açıklamayı. Yani gerçekten mafya lideri yapmaz böyle bir açıklamayı. Gerçekten. Yani bunun Teessüf adı ederim azmettirmek. yani. Evet, yani bunun adı açıkça azmettirmek. Yani siz Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan biri olarak muhalefette 14 Mayıs'ta size karşı yarışacak olan partileri, o partilerin liderlerini, adaylarını terörist gibi nitelerseniz açık açık onu söylüyor zaten. Size inanan bir sürü insan da bunların içinde dengelisi vardır, dengesi vardır, şiddet meyillisi vardır. Yani devlet görev vermiş oluyor. Sen terörist diyorsan birisi de çıkıp bunun icabını yapar, bunun gereğini yapacaktır. Nitekim şeyler var. Bu açıklamaya çok paralel, işte bunların hepsinin kellesini keselim diyen ve şu anda da Cumhur İttifakı'nın parçası olmuş olan resmen Hüdaparlı birisi çıktı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Aynen bu Erdoğan'ın hani Erdoğan kellelerini keseceğiz demiyor. O diyor ki şeyde Gabara Cudi'ye gömeceğiz. Yani aslında hiç bence arada bir fark yok. Bir muhalefet söylenen dil açısından. Ama işte vatandaş düzeyinde Hüdaparlı birisi, şu anda Cumhur İttifakı'nın parçası olan Hüdaparlı birisinin açıklamaları var. Onu paylaşabilsek hakikaten kan dondurucu. Erdoğan. Neden? Erdoğan, ben o köpeklere oy vermem. Ateistlere vermem. Kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Orospu vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onayı destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Buna Kur'an-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Neresi ekonomi kötüydü? Herkesin cebinde iPhone var. Abi senin yanına gittiğin adam 4 tane maaşı, özelliği maaşı alıyor. Bakıcı maaşı ayda 30 milyar devletten para alıyor. Devletten para alan, devlete ihanet eden orospu değil mi? İt değil mi? Biş değil mi? Biz Muhammediyiz. O köpekleri de orada ona dokunsana var ya kafalarını keseceğim. Keseceğim ha. Biz cihada hazırız. Tabii ki mi? Biz bu dini bu devleti. Evet. Korkunç yani. Bu kişi günlerdir konuşuluyor. Erdoğan'ın sözleriyle paralel olduğu için tekrar aldık, tekrar hatırlayalım istedik. Aynı konuşmada bu muhalefeti terörist diye suçladığı konuşmada Erdoğan diyor ki muhalefet terörle kol kola yürüyor. Buna ne demeli hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, Cumhur İttifakı denilen yapı gayri kanuni ve anayasa dışı bir rotaya girdi. Ve bunun sorumluluğu çok büyük. Yani seçimlerden sonra devri sabık olacaklar. Ve bunların hepsi bağımsız mahkemeler önünde bunların hesabını verecekler. Bir kere bunu söylemek lazım yani. Ve şunu da ekleyeyim, bu adam, bu konuşan adam böyle sıradan meczup bir adam değil. Yani bu adam daha önceden bir takım işte siyasi aktiviteleri olmuş, muhtarlık seçimlerine girmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Yani bilinen birisi, bu böyle hani mahallenin delisi birini bulmuşlar işte falan Evet. gibi bir durum değil. Sonra bu olayı HDP'nin üstüne yıkmaya çalıştılar. Dediler ki ya bu bir kumpas işte bilmem ne. Onun da fos çıktığını gördük. Yani algı çalışması yaptılar. Şimdi şunu söylemekte fayda görüyorum. Sene 2023, Türkiye bir NATO üyesi, Türkiye Avrupa Konseyi üyesi, Türkiye uluslararası birçok sözleşmeye imza atmış, demokratik, laik bir cumhuriyet olduğunu iddia ediyor. Şimdi böyle bir şey, böyle bir konuşmanın yapılıyor olması, bu ne demek? Bu adam diyor ki, ben kendime muhalif olarak gördüğüm insanların kafasını keserim diyor ve bunu da cihat için yaparım diyor bu adam. Ve bahsettiği partiler
Türkiye'de Erdoğan'ın karşısında, bu rejimin karşısında muhalefet olarak blok yapmış altılı masadan bahsediyor ve bunların adayı Kılıçdaroğlu, işte ne Alevi olduğunu adamın, ne Ermeni olduğunu bilmem. Ermeni olmak da suç değil, Alevi olmak da suç değil ayrıca, bunu da söyleyeyim. Bir Alevi insan da gayet normal Cumhurbaşkanı adayı olabilir, ki oldu. Bir Ermeni olması da, Rum olması da, Arap olması da, başka türlü bir etnisiteden olması da hiçbir rol oynamaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerekli koşulları yerine getiriyorsa istediği yerde siyasi aday olabilir arkadaş. Ve şunu söyleyeyim, Türkiye çok yanlış bir yola girdi. Ben bu işin sonunu çok tehlikeli görüyorum. Yani böyle adamları eğer sokağa çıkaracaklarsa seçimden sonra gerçekten çok sıkıntılı. Rejimin ötesinde iç savaşa götürür bu Türkiye'yi. Hocam ben bir ülkenin başındaki bu kadar güçlü, muktedir bir vatandaş, yani bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanının konuşmasıyla bu vatandaşın konuşması arasında paralellik var. Ve böyle bence binlerce, on binlerce potansiyel kişi vardır. Yani bir kişiyle sınırlı değil. Yani çok çok tehlikeli sularda yüzüyor memleket. Bilemiyorum. Gerçekten benim de tüylerim diken diken oluyor. Bu kadar düşmanlaştırma, yani kendi vatan, kardeşim, yani başka bir, senin parti, AKP ne kadar bir parti ise, meşru parti ise, HDP de bir meşru parti, İYİ Parti de, ne bileyim, başka partiler de. Şimdi Hüdapar'la ilgili şey yapıyorsun, Hüdapar'la müttefik oluyorsun. 150 bin, 180 bin oyu olması ihtimalinden bahsediliyor. O kadar düşmüşsün yani. İşte eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın açıklaması var. Yani muhalefeti terörle yürüyor diye suçluyorsun. HDP'nin dışarıdan verdiği destek nedeniyle. Fakat sen Hüdapar'la işbirliği yapıyorsun. İçişleri Bakanlığı yapmış, Saadettin Tantan'ın açıklaması var. Efe hocam görmüşsünüzdür. Diyor ki Hüdapar'la Hizbullah arasında tabii ki bağlantı var diyor. İşte o Beykoz'da bir operasyon yapılmıştı. O operasyonda, o operasyonu yapan emniyet müdürünün açıklaması var. Birçok Hizbullah'la ilgili günler, olaylar hatırlandı bu hafta. Bu ittifaka katılması, Cumhuriyet İttifakı'nın katılması nedeniyle. Orada 250 kişinin katledildiği, katledilmesine sebep olan Edip Gümüş diye birisini salıvermişler mesela. 11 sene yattıktan sonra bırakmışlar 2011'de AKP iktidarı. Bir sürü belgeler var diyor, kayıtlar var diyor devletin arşivinde. Yani domuz bağıyla öldürülmüş insanlar, aydınlar, farklı kesimlerden insanlar. Bu kadar katliamlarla anılan bir yapının devamı niteliğindeki bir partiyle sen ittifak kuruyorsun. Hadi diyelim ki hani arada bir bağ yok diyorsun. O bir Hizbullah'tı, bu bir parti diyorsun. O zaman sen de saygılı ol yani HDP'ye. Niye? Muhalefeti niye terörle yürümekle suçluyorsun? Hepinizi gömeceğiz diyorsun işte kabara şuraya buraya. Yani nereden baksan maalesef tutarsızlık dolu. Bu arada şeyle ilgili, yani adaylar netleşti. Bunun altını çizelim. 4 tane aday var şu anda. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, muhalefetin altılı masanın adayı HDP'de dahil. Çünkü aday açıklamadılar. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak 14 Mayıs'ta. Eğer bir çekilme olmazsa 14 Mayıs'a kadar, Muharrem İnce ile ilgili hala bazılarının öyle beklentileri var. Fakat çarpıcı olan şu oldu. YSK'nın açıklaması. Yani anayasanın 101. maddesi çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Efe hocam siz de görmüşsünüzdür. Diyor ki bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ve birçok hukukçu da bu konuda görüşler belirtti. Fakat Erdoğan'ın başvurusunu oy birliğiyle YSK kabul etti. Bu konudaki itirazları reddetti. Ne diyorsunuz? Bu da çok önemli bir tehlike sinyali değil mi muhalefet açısından? Tabii ki çok kötü bir ve uyarıcı bir tehlike sinyali. Neden diyeceksiniz? Şimdi aynı YSK seçim sonuçlarını da bundan yaklaşık işte birkaç hafta sonra ilan edecek. Yani seçimlerden sonra seçim sonuçlarını resmi olarak ilan edecek kurum hangisi? YSK. Bu YSK bağımsız, otonom, özerk bir kurum olma vasfını kaybetmiş. Yani anayasanın kendine vermiş olduğu çerçevenin çok dışında bir yerde şu anda. İktidarın, yani rejimin aparatı haline gelmiş, bir enstrümanı haline gelmiş. Dolayısıyla kendisine otur dendiği zaman oturuyor, kalk dendiği zaman kalkıyor. Böyle bir yapı. Dolayısıyla bu YSK'nın
seçimin manipüle edilebileceği ile ilgili birçok şaibenin olduğu şu ortamda böyle bir açıklama yapabiliyor olması da çok düşündürücü. Anayasayı falan kimse takmıyor aslında Hamit Bey. En büyük sıkıntı, anayasa çok uzun süredir rafa kaldırıldı. Ve anayasanın gereği yapılmadığı gibi anayasada yer alan uluslararası sözleşmelerin de gereği yapılmıyor. Bir örnek olarak işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu işte Kavala kararı gibi, Demirtaş kararı gibi, birçok başka karar gibi önemli yargısal süreçlerin tamamlanıp verilmiş olan hukuksal kararların Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bunların hepsi kötüye işaret. Şimdi ben daha önceden de birçok yerde, birçok platformda dillendirdim. Muhalefet bu seçimleri kazanacak, bu %100. Ama seçimler Norveç'te yapılmadığı için, yani Norveç atmosferinde yapılmadığı için, Türkiye'deki kurumsal yapının çökmüş olmasından dolayı kazanmayı önemli olan tescil ettirebilmek. Yani o kazanmış olma durumunu, oy neticelerinin tescil edilmesi lazım. Bunu yapacak olan kurum YSK. Buna yönelik bir planı olması lazım şu anki iktidar, şu anki muhalefetin. Yani biz o gece seçimlerin çalındığına dair bir şüphemiz olursa ne yapacağız? Bunu muhalefetin ivedilikle düşünüp buna yönelik bir plan, program geliştirmesi gerekiyor. Bence bu çok önemli, çok hayati bir mesele yani. Efendim, biz birkaç programdır bunun üzerinde duruyoruz. Başkaları da duruyor. Demokrasi konusunda kaygısı olan, Türkiye'nin demokratik bir dönüşüm yaşayıp yaşamayacağı konusunda derdi olan herkes de söylüyor. Yani Anadolu Ajansı'na güvenerek seçime gidemezsiniz. Anayasayı tanımayan bir YSK'ya güvenerek seçime gidemezsiniz. Şimdi sandık güvenliği konusunda çok çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Hem o sandıklardan sonuçların doğru alınması ve kamuoyuyla doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde paylaşılması. Yani bir gün sonra paylaşırsanız bir kıymeti yok. Yani atı alan Üsküdar'ı geçti diye bir şey var, değil mi? Bir tecrübemiz var. Adam kazandı diye bir tecrübemiz var. Yani Türkiye'nin çok yakın, uzak olmayan tarihinde olmuş bitmiş şeyler. Fakat muhalefette şey duymuyorum ben. Yani mesela o programların şimdiye kadar hazır olması lazımdı. Hangi sandığın başında kaç tane görevli çalışacak, bunların belli olması lazımdı. Bu şeylerin, uygulamaların, dijital uygulamaların test edilmesi lazımdı. Geçen haftaki programda söylemiştim. Biz Cihan Haber Ajansı olarak bu sandık sonuçlarının, her sandığın sonucunu verirken kullandığımız bir uygulama vardı. Onu 4-5 kere test ediyorduk seçimden önce. Yani veriler giriyorduk. Acaba onları kaldıracak mı? Bir engel olursa nasıl tedbir alabiliriz? Ki yani bir sürü saldırı olma ihtimali var. Onlara karşı tedbir alması lazım. Ben yani pek bir şey duymuyorum. Acaba bizi şaşırtan bir gizlilikle mi bunları yapıyorlar? Yoksa ciddiye almıyorlar mı? Ya biz seçimi kazandık gibi mi bakıyorlar? Yani YSK'ya güveniyorlar mı? Anadolu Ajansı'nın verilerine güveniyorlar mı? Ne diyorsunuz? Sizin duyduğunuz, kulağınıza gelen bir şey var mı? Bilmiyorum. Yani bunu kamuoyuyla paylaştıklarına tanık olmadım. Sosyal medyayı yakından takip ediyorum. Haberleri vesaire. Yani böyle bir açıklama yapılmış olsa bu zaten gündemin birinci sırasında yer alacak bir açıklama olur. Bununla alakalı bir bilgi paylaşımında bulunulmadı şu ana kadar bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bunun yapıldığını ümit ediyoruz. Yani böyle bir ön çalışma, bir hazırlık olduğunu dilerim. Eğer olmamışsa çok büyük bir naiflik, çok büyük bir boşluk, güvenlik boşluğu. Bu seçimler Türkiye'nin bundan sonraki gelişimi açısından çok hayati seçimler. Yani bu zaten özgür ve adil bir ortamda gerçekleşmeyen bir seçim bu. Yani bu seçimlerin demokratik seçimler olmadığını biliyoruz. Buna karşın oy oranları oldukça iyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani kazanacak matematiksel olarak bu seçimi. Fakat önemli olan bu sonucun dediğim gibi tescil edilebilmesi, resmi olarak onaylanması. Onaylamadıklarında ne yapacaksınız? Bilgi akışını Anadolu Ajansı sağlıyor. Onaylayacak makamda YSK. Her ikisini de manipüle edecekler, kullanacaklar. Bize aktarılan verilere göre Erdoğan kazandı gözükecek. Ama muhalefetin verilerine göre diyecekler ki ya büyük çelişki var, biz kazanmamız lazım. İtiraz edecekler. İtirazı kim sonuçlandıracak? YSK. Sonuçlandırmayı da zaman aşımına bırakacaklar. Yani öyle bir gecede, iki gecede değil. Bir haftada, iki haftada sonuçlandıracaklar mahsus. Neden? İşte o araya kadar işi soğutalım. Seçimden sonraki ilk pazartesi insanlar işine gücüne başlasınlar. Biraz itiraz ederler. Sokağa çıkıp 3-5 grupta itiraz ederse onları da brutal bir şekilde polis şeyle bastırırız Gezi'de yaptığımız gibi. İçeri atarız veya hatta gerekirse böyle bir takım olaylar çıkarttırırız. Hani bu Hakan Fidan'ın
17-25 2013'te bahsettiği bir şey var. Bir tapede yakalanmışlar ya, diyor. Sınırın diyor öbür tarafına biz diyor 3-5 adamımızı göndeririz. Oradan 1-2 roket attırırız. Gerekçe üretiriz. Böyle gerekçe üretip aynı 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arası yaptıkları katakulliler gibi işte terör olaylarını patlatarak falan bir bahane üretebilirler. Çok tehlikeli ve gerçekten önlem alınması lazım. Yani bizim bu seçimi kaybetme riskimiz olmamalı. Bu seçim masa başında çalınmamalı. Yani bu noktada çok çalışılması gerekiyor şu anda. Yani iki tane tecrübe var. Birisi 2018 tecrübesi, biri de 2019 tecrübesi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. X yani yeni sistemde Muharrem İnce adaydı. CHP başaramadı. Neyi başaramadı? Sandıklardan sonuçları alamadı. Geçen programda da paylaşmıştık. Milyonlarca oyun bulunduğu on binlerce sandıkta bir gözlemci bulunduramadı. Ve o seçim güvenliğini sağlama işini Mehmet Ali Çelebi diye eski Ergenekon hükümlüsü bir işte mağdur, eski mağdur ve CHP milletvekiline emanet etmişlerdi. Gerçekten fiyaskoyla sonuçlandı. Fakat bir sene sonraki yerel seçimde İstanbul'da özellikle tam tersi bir başarı gösterdi. Tüm sandıklardan ıslak imzalı mazbataları seçim sonuçlarını, yani sandık sonuçlarını pardon, almış bir CHP vardı. Anadolu Ajansı'nın falan böyle şeyine rağmen, manipülasyonlarına rağmen İmamoğlu adam kazandı deyip, biliyorsunuz Binali Yıldırım'dı aday ve kazandığını açıkladılar saray tarafından bazı isimler, Erdoğan falan. Fakat Ekrem İmamoğlu kaybolmadı. Çünkü elinde veriler vardı, bilgiler vardı ve sandık sonuçları, sandıklardan aldıkları kendi sonuçlarına göre kazanıyordu. Ve bunun arkasında durdular. İşte seçim iptal etmeye rağmen tekrar kazandı. Onun için iki örnek var yani. Biri fiyasko, biri başarı. Bence yani umutsuzluğa kapılanların bu şeyi beraber hatırlaması lazım. Yani çalışırsa, muhalefet çalışırsa, işi ciddiye alırsa yapabileceğini gösterir. Yani Türkiye çapında bu yapılabilir mi? Ben hala isterlerse yapılabilir diye düşünüyorum. Fakat bu sessizlik de açıkçası beni biraz ürkütüyor. Yani benim gördüğüm son dönemde bu konuyla ilgili bir güzel gelişme. İstanbul'daki bu 6 partinin il başkanları bir toplantı yapmışlar. Sandık güvenliğini sağlamak için meseleleri konuşmak üzere. Ama onun dışında yani parti geneli bir çalışma var mı? Ülke geneli bir çalışma var mı? Her sandığa bir iki tane gözlemci koydular mı? Yani benim gördüğüm bir veri ve bilgi yok. Bu da kaygı verici. Dilerim bizim bilmediğimiz bir şeyler yapıyorlardır. Bu arada şeyi merak ediyorum hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi altılı masa var. Orada CHP ile Saadet Partisi gibi aslında çok uç denebilecek farklı fikirleri olan, farklı zeminde siyaset yapan iki parti bir araya geldi. Çünkü Erdoğan'dan kurtulmanın Türkiye için çok hayati olduğunu düşünüyor iki parti de. Eminim Muharrem İnce de işte Sinan Oğan da ne bileyim farklı düşünmüyorlar. Ama bunlar niye ilk turda seçimin bitmesini riske atacak şekilde sizce aday oluyorlar ve bu konuda ısrar ediyorlar? İşte Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi vardı. Oradan istenen bir sonuç çıkmadı. Yani bunları yani kendi kişisel tercihleri mi yoksa başka arka planda dönen bir dolaplar mı var? Erdoğan'ın lehine seçimi ikinci tura bırakmak ve şansını artırmak gibi. Şimdi Türkiye'de Fransa'daki gibi bir atmosfer olsaydı, yani demokrasi problemi, rejim problemi falan olmasaydı ve seçim iki turlu yapılıyor olsaydı, yani birinci turda tespit edilemediğinde ikinci tura kalacak gibi olsaydı, bu çok normal. Yani farklı adaylar çıksın, istiyorsa 50 tane aday çıksın. Yani hiçbir önemi yok böyle bir ortamda. Evet. Fakat şimdi Türkiye'de ikinci tura kalması çok riskli bir şey. Çünkü ortada bir antidemokratik, otoriterleşmiş bir rejim var. Herkesin önceliği bu otoriterleşmiş rejimin bir an evvel demokratikleşip hukuk devletine doğru yönelmesi. Dolayısıyla farklı adayların çıktığı zaman, yani piyasaya böyle işte farklı farklı adaylar çıktığı zaman onlara şunu sormak lazım. Yani sizin hedefiniz ne? Yani sizin amacınız Cumhurbaşkanı olup bireysel anlamda böyle bir başarı mı elde etmek istiyorsunuz? Yani matematiksel olarak bu çok olası gözükmüyor. Çok düşük yani. Mümkün değil. %2'lik, %3'lük oylardan bahsediyorsunuz evet. Maksimum.
Peki amacınız nedir? İkinci tura bıraksanız gene kazanamayacaksınız. O zaman siz demek ki rejimin ajanı gibi hareket ediyorsunuz. Yani ya salaksınız, bir IQ probleminiz var sizin. Ya da siz rejimin ajanı gibi hareket etmek istiyorsunuz. Bu arada yani IQ'dan bahsediyoruz ama şimdi Muharrem İnce matematik öğretmeni, adam matematik eğitimi almış. Geçen gün %53 ile %47'yi toplayıp %100'e varamadı. Yani adam şimdi nasıl bir bunların matematik bilgilerini falan da ben çok sorguluyorum. Yani bunu canlı yayında yaptı üstelik bu hatayı. Ve yani hatasını da karşısında işte moderatör hatasını yüzüne vurduğu zaman da hata yaptım falan da demiyor böyle. Hemen yani suyun üzerinde zeytinyağı gibi. Yani şunu demek istiyorum. Ortada çok garip bir tablo var. Tabii bu tip rejimlerde havayı koklayıp neyin ne olduğunu anlamamız da çok zor. Çünkü niye? Şimdi bu bir komplo teorisi. Evet, yani bunları adamlar kasıtlı olarak mı yapıyorlar? Yani kasıtlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masa kaybetsin, ikinci tura kalsın seçim diye bunu kasıtlı olarak yapıyorlarsa demek ki birileri bunları ayarlamış. Yani bu işler böyle olsun diye. Ama şimdi komplo teorisi ortaya koymak da çok kötü bir şey. Fakat böyle bir rejim yani çok puslu bir hava yarattığı için zaten en büyük problem öngörülemez olması. Yani dolayısıyla mecburen biz bu zihin jimnastiklerini yapmak zorunda kalıyoruz. Diyoruz ki ya matematiksel olarak yapılan bu hamlenin amacı nedir? Yani Sherlock Holmes okumuş olanlar bilir. Bütün olasılıkları elersiniz. Geriye kalan olasılık olayın gerçekte ne olduğudur zaten. Yani şimdi biz olasılıkları eliyoruz. IQ problemleri mi var? Olmaması lazım. Seçimi kazanabilme ihtimalleri mi var? Ya böyle bir şey de yok. Peki o zaman niye bunu yapıyorsun? Demek ki senin başka bir menfaatin var. Bunun için yapıyorsun sen bunu yani. Yani bu sorular ister istemez akla geliyor. Gerçekten Bekir Ağrı'dır bu seçim konunun da başında hala öyle bildiğim kadarıyla. Hem anket çalışmaları hem de siyasi analizlerini takip etmeye çalışıyorum fırsat oldukça. Bu konuyu biraz değerlendirmiş. Sarayın stratejisi şu diyor. Muharrem İnce ile şununla bununla ikinci tura bırakmak. Yani Hüdapar'ı şunu bunu da yanına alması, işte bu yeniden refahla köprüleri atmıştı. Tekrar onları aslında Erdoğan'ın gururu asla kaldırmaz buna. Yani Fatih Erbakan ben batan gemiye binmem dedi. 2-3 gün sonra böyle konuşmuş bir adamı yanına aldı. Bir kısım herhalde milletvekili vaatleriyle falan. Stratejisi şu diye okuyor. İkinci tura bırakmak seçimi. O sırada milletvekili genel seçim de olacak. Yani 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı seçilmeyecek. Milletvekili genel seçimi de olacak. Ve mecliste her iki grup da yani Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da bir şey oluşturamayacak. Yani bir çoğunluk oluşturamayacak ve bir istikrarsızlık görüntüsü olacak. Yine her zaman olduğu gibi belki bazı düğmelere de başka düğmelere de basarak ikinci turda Erdoğan istikrarın adayı olarak kazanma şansı elde edecek. Yani bütün olay bunun üzerine gidiyor diyor. Bilmiyorum bu değerlendirmeye katılır mısınız? Yani istikrarsızlıkla korkutma Erdoğan'ın denediği ve başarılı olduğu. Yani 2015'i siz de hatırladınız az önce hatırlattınız. Bu sefer de çalışır mı bu bilmiyorum. Ne dersiniz? Şimdi bu sefer çalışır mı bilmiyorum ama başka bir ihtimalleri olmadığı kanaatindeyim. Yani Erdoğan bütün düğmeleri aynı anda basmak zorunda şu anda. Başka bir çaresi yok. Bu dediğiniz senaryo muhtemelen doğru. Bunun dışındaki bütün senaryolar da doğru. Yani yapabileceği elindeki devlet mekanizmasını kullanarak işte istihbaratı, polisi, YSK'yı, işte ne bileyim bu Tanrıverdi'nin şey grubunu, işte bu illegal yapılanmaları, paramiliter Sadat. Yapılanmaları, evet. Sadat grubunu, MHP'yi, işte Hizbullah'ı, elinde ne varsa farklı coğrafyalarda, farklı seçim bölgelerinde o bölgenin sosyolojisine uygun elinde kullanabileceği ne kadar yöntem, araç, enstrüman varsa hepsini aynı anda kullanacak. Fakat şunu tekrar vurgulamamız lazım. Bunların karşısında hukuki anlamda alabileceğimiz önlemler çok sınırlı bu rejimde. Dolayısıyla muhalefetin bir B planı olması lazım. Yani evet biz seçimi kazanacağız ama masa başında çaldırmayalım
nasıl çaldırmayız? Bunun yöntemi nedir? Ne yapmamız lazım? Nasıl bir strateji izlememiz lazım? Yani bunu ben bilemiyorum. Gerçekten iş çok zor aslında. Yani gerçekten Hamit Bey. Doğru. Şimdi evet, yiğidi öldür hakkını teslim et. Çok zor şu an. Hiç kolay değil. Muhalefetin aklına gelen işlerden birisi şu. YSK anayasa 101. maddeye 101. maddeye hiç kale almayarak, çünkü iki kez Cumhurbaşkanlığı yapmış birisi Erdoğan ve o madde az önce söyledik ancak iki kez aday olabilir diyor. Onu hiç dikkate almadan oy birliğiyle bir karar verdi. Muhalefet ne yapıyor? İşte bir açıklama gördüm ben. İyi Partili yetkililerden gelmiş. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi'nden bu kararla ilgili bir şey beklemeksi makul mü? Makul değil tabii ki. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nden ne bekliyorsunuz? Yani hukuk yok ortada. Bir taraftan hukuk olmadığını kendileri de söylüyorlar birçok farklı platformda. Yani bunun ayırdındalar. Böyle bir bilinçsizlik hali söz konusu değil. Muhalefet biliyor bunu. Bal gibi. O zaman ne? Bu peki, yani yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Yani bu yani, söyledikleri. Bunun da sebebi ama... Mahkemelere şikayet ederek bu işin içinden çıkmak bir yol değil yani. Seçeneklerden biri bu değil kesin yani. Bunu anlamış olmaları lazım. Bir bu var. Bir de şimdi 2016'dan beri, 2017'den beri birçok programda, birçok yazıda siz, ben, birçok farklı insan dillendiriyor. Diyoruz ki ya arkadaş siz Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin veya başka uluslararası organizasyonların platformlarında, uluslararası alanda konuştuğunuz zaman size sordular muhataplarınız. Dediler ki ya Türkiye'de korkunç insan hakları ihlalleri var, sistematik. Çok ciddi bir otoriterleşme var. Hukukun siyasileştirildiğini görüyoruz. Ne yapıyorsunuz siz muhalefet olarak? Bunlara ne cevap verdiler? Dediler ki ya siz, bunlar bizim iç işlerimiz. Böyle bir durum yok. Türkiye gayet demokratik bir şekilde hukuk devleti olarak hayatına devam eden bir devlet. Siz bize müdahale etmeyin dediler. Ya arkadaş, o zaman ağlamayacaksın ama. Yani şimdi sen yumurta kapıya sıkıştı. Seçimlerden önce en son çare artık Anayasa Mahkemesi ise, sen Anayasa Mahkemesi'ne başvururuz veya YSK'ya itiraz ederiz ise eğer senin son çaren, çok acizlik içerisindesindir o zaman. Yani bu acizlik, bakın, hiç kimsenin aklına şu gelmiyor: sivil direniş. Yani mesela demokratik haklarımızın kullanılması, anayasada yazan birçok demokratik hak var. Yani işte gösteri, sivil direniş vesaire. Ya bunlardan biraz faydalanın. Ya biraz Kürtlerden siyaset öğrenin. Bakın adamlar bugüne kadar bir sürü partileri kapatıldı, partileri kurşunlandı, suikastlere uğradılar. Yani yapılan birçok olumsuzluk oldu. Meclisten kovuldular, hapse atıldılar, hala hapislere. Bakın nasıl mücadele ediyorlar adamlar. Ya Türk siyaseti de biraz şunu öğrensin. Devleti eleştirmeden siyaset yapamazsınız Türkiye'de. Çünkü esas mesele bu devletin adam edilmesi, demokratikleştirilmesi, hukuk devleti haline gelmesi. Siz bu devlet fetişizminizi bırakacaksınız arkadaş. Yani bu bizim devletimiz hiçbir hata yapmaz. Bırak bunu ya, geç bunu. Böyle hareket edersen işte Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederiz, sonuçlarına bakarız. Ya Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak sonuç belli zaten. Oraya kimi atamış, kimler orada var, daha önce nasıl kararlar almışlar? Öyle yani mi? Kain olmanıza gerek mahkemesinin, yok. Anayasa Mahkemesi'nin son verdiği kararlardan biri. Diyor ki KHK ile kapatılan kurumların hazineye devri anayasaya uygundur. Bitti. Yani şimdi bitti, bitti yani. Burada devlet kalmamış, hukuk kalmamış, yani YSK falan, bunlar yargı kurumları ama isimleri öyle. Yani anayasada var, yani 12 Eylül Anayasası, her şeye rağmen hükümlerine baktığınız zaman eksik bir şey yok. Yani daha iyisi olabilir elbette ama bunların artık geçerliliği yok. Yani bunu herkesin anlaması gerekiyor. Tuz kokmuş durumda. Ama hala işte bilemiyorum. Hakikaten kolay bir şey değil. Yani farklı yöntemlerin denenmesi lazım. Mahkemeye şikayet ederim yöntemlerden biri değil. Yani çünkü mahkemeyi takmıyor ki adam. Mahkemeyi tanımıyor. KHK'larla verilen kararları onaylayan bir AYM. İşte şeyle ilgili, HDP ile ilgili karar vermişti biliyorsunuz. Şeyi dondurmuştu. Hazineden yardım almasını HDP'nin. Sonra bunu değiştirdiler. Nasıl olduysa AYM. Erdoğan aramış. İşte bir Anayasa Mahkemesi üyesiyle yapılan bir konuşma var. Henüz bir yalanlama gelmedi. Bazı üyeleri arayıp hesap sormuş Erdoğan.
böyle bir rejim içinde siyaset yapılıyor. Böyle bir rejim içinde 14 Mayıs'a gidiliyor. Bunun farkındadır diye düşünmek istiyorum. Muhalefet, özellikle muhalefet bloğu. Ben de paylaşıyorum endişelerinizi ve temennilerinizi. Fakat bir de şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Bir de sosyolojik dinamikler var Türkiye'de. Şimdi bu mala mülke çökme olayıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu işte KYK'ların mallarına çökmek anayasaya uygundur kararı Türkiye'nin sosyolojik dinamikleriyle ve tarihsel geçmişiyle de çok uyum içerisinde. Yani bu halk çıban başı olarak gördüğü, ihanet ettiğini düşündüğü insanların malına mülküne çökmeyi tarihte çok kez kabul etmiş. Yani Ermeni soykırımı döneminde Ermenilerin mallarına nasıl çöktüler? Bununla nasıl Türk burjuvazisi yaratmaya çalıştılar? Bunu İttihatçılar da yaptı, Cumhuriyeti kuran ekip de yaptı. Bunun ötesinde daha önceden bakın Türkiye'nin tarihinde, Osmanlı tarihinde 20. yüzyıl başlarına kadar özel mülkiyet kabul edilmedi. Yani özel mülkiyetin hep böyle istisnai bir durumda olduğunu görüyoruz. Yani özel mülkiyet var ama kullanma hakkı olarak var. Ne zaman siyasi irade uygun görse o özel mülkü yani o mülkü el koyarak alabiliyor istediği insanlardan. İstediğine veriyor, istediğinden alıyor. Bakın 1200'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda Avrupa'da yerleşmiş olan özel mülkiyet kanunlarının Türkiye'de 20. yüzyılda bile daha tam olarak teşekkür etmediğini görüyorsunuz. Bugün 21. yüzyıldayız. Bu hata yani bu yapılan tekrar edildiği zaman o zaman diyeceksiniz ki dememiz lazım ki bu bizim sosyolojimizde istisnai bir durum değil. Anomali değil yani bu bizim sosyolojimize göre. Maalesef, ha bunun değişmesi maalesef. Lazım. Bunun değişmesi lazım. Bu varken medenileşemez bir toplum. Özel mülkiyetin yerleşmediği bir toplumun hukuk devleti olması mümkün değil. Şimdi Efe Hocam gerçekten konuştuğumuz konular da çok acı. Çaresizlik. Keşke daha çok yapıcı çareler biz de gösterebilsek. Ama kararlı olunursa işte 2019 yerel seçimine bahsettik. İstenirse muhalefet yapabilir. Anadolu Ajansı'na, YSK'ya bağlı olmadan da yani hukuktan veya mahkemelerden, rejimin mahkemelerine dönüşmüş yapılardan destek aramadan da bir yol bulabilir istenirse. Şimdi anket var. Yeni bir anket çıktı ilk defa bu seçim pusulası belli olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı yarışıyla ilgili. 4 aday var dedik. Onun isterseniz bir sonuçlarına bakalım. Buna göre de böyle %51 ile önde görünüyor Kılıçdaroğlu. Yani bu dörtlü isim artık resmen netleştikten sonra yapılan ilk anket sanıyorum. O açıdan önemli. Ne diyorsunuz? Bana biraz riskli bir çoğunluk gibi geliyor. Yani %51,5 falan. Siz de aynı kanaatte misiniz bilmiyorum. Aynı kanaatteyim. Anketler tabii ne kadar gerçek tabloyu yansıtıyor bu konuda çok emin değilim. Yani %51,8, 52'ye yakın, Tayyip Erdoğan'da 42. Yani bakıyorsunuz alttaki işte Muharrem İnce vesaire o adaylar gerçekten pastadan önemli bir pay alabiliyorlar. Yani bunlar çok azımsanacak rakamlar değil. Erdoğan iyi bir hamle yaptı yani bunları eğer angaje eden Erdoğan'sa ve rejimse gerçekten çok kendileri açısından stratejik doğru bir hamle yapmış gözüküyorlar. Fakat diğer taraftan hep vurguladık. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a oranla oy oranını en az böyle %8, %9, %10 bandında yüksek tutması lazım ki çalmaya yeltenseler bile bunu başaramasınlar. Yani arada böyle fark %5'in altında olursa çalma işlemini gayet başarılı yapabilirler. Ben bundan korkuyorum. Yani %5 evet. Manipüle edilebilecek bir rakam ki burada çok daha az bir fark var yani. Yani gerekli adımlar atılmaz, tedbirler alınmazsa bu seçim ikinci tura kalacak anketi. Eğer böyle giderse. Evet. Başka anketlerde fark daha yüksek görünüyor ama bu Muharrem İnce faktörü, diğer aday vesaire hakikaten sarayın bir başarısı olarak görünüyor. Şu anda tabii suçlamıyoruz yani elimizde bir komple teorisi uyduracak halimiz yok. Bunları saray bu şekilde ayarladı ama tüm işaretler bundan sarayın yararlanacağını gösteriyor. Kesinlikle. Bu arada aslında muhalefetin tabii biz de programa başına itibaren sıcak gündemde öne çıkan konuları konuşuyoruz. Onları konuşmamamız da mümkün değil. Ama aslında muhalefetin dile getirmesi gereken en parlak stratejisi bence şu olur. Yani 2011'de AKP Türkiye'yi 2002'den beri yönetiyor.
20 yılı geçti. 2011'de 2023'e gelindiği zaman nasıl bir Türkiye'yi görmek istediklerini çerçevesini çizdiler. Bir 2023 hedefleri var Efe Hocam. Şimdi onu bence Türkiye'de insanlara anlatabilmeler lazım. Yani gerekirse kapı kapı çalarak mesela bunun şeylerini bastırmalılar bence. Yani tamam medya şeyin kontrolünde ama sosyal medya var. Kılıçdaroğlu çıkıp tabii. Bunu anlatmalı mesela. Veya işte Meral Akşener anlatmalı. Babacan mesela bu işlere çok hakim birisi olarak anlatmalı. Şimdi ne var hocam? Bunu bence biz de bir üzerinden geçelim. 2011'deki açıklanan plana göre şu anda Türkiye'de kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacaktı. Bu şu anda 6 bin 7 bin arası Efe Hocam. 25 bin olacaktı. Ve Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecekti. Bunun açıklandığı 2011'de 17. büyük ekonomiydi. Şu anda 21. sırada. Türkiye'nin ihracatı o hedeflere göre, AKP'nin açıkladığı 2023 hedeflerine göre 500 milyar dolar olacaktı. Şu anda 230 milyar dolar civarında. Turizm geliri 50 milyar dolar olacaktı. 14 milyar dolar civarında. AB hedefinden sapılmayacaktı. Şu anda Türkiye AB ile artık ancak bir dalga konusu olacak kadar yani. AB Avrupa Birliği düzeninin getireceği hukuk, demokrasi, insan hakları şeyinden o kadar uzaklaşmış durumda ki. Yani buna artık sadece gülünür. Şimdi bunu daha net bir şekilde herkese anlatmak lazım. Yani AKP'li olsun ya da işte muhalif olsun bilmesi lazım. Yani bu insanlar işte bunlara söz vermişler. Yapamadıkları da yani bir mazeretleri de yok. İktidarda ellerini tutan herhangi bir güç de yok. Hani eskiden asker derlerdi, yargı derdi, işte vesayetçi yapılar derlerdi falan hiçbir şey yok. Hiçbir mazeret yok yani. Şimdi bu insanlara tekrar güvenmek, tekrar şans vermek, yani ideolojiyi şunu bunu parti tercihini bir tarafa bırakın. Mantıklı mı yani? Bu anlatılması gerekmiyor mu Efe Hocam? En önemli konunun bu olması gerekmiyor mu? Sanki öyle düşünüyorum ben. Tabii bu çok önemli. Rasyonel insanların, aklı başında olan insanların, makul insanların bu bahsettiğiniz paradigmaya göre hareket etmesi lazım. Yani bu mukayeseli bir şey, gayet net. Bu hedefleri ortaya koymuşlar. Bugün 2023 olmuş. 2023'e evet. Gelindiğinde herkesin bir bakması lazım. Bu hedeflerin kaçta kaçını gerçekleştirmiş bu adamlar. Yani %0'ını gerçekleştirmişler açıkçası. Evet. Dolayısıyla evet. Buna göre bir değer yargısında bulunabilme yetilerinin ve kabiliyetlerinin olduğuna inanmak istiyorum. Ama şimdi Erdoğan'a oy verenlerin çok büyük bir çoğunluğu böyle rasyonel hareket etmiyorlar. Neden? Çünkü kafalarında bunların bir dava, bir kutsal devlet, bir Türk üstünlükçü yapı veya bir yani ideolojiyle ve işte kendi garip değerleriyle meşrulaştırdıkları bir durum var. Yani diyorlar ki bu Erdoğan ne yaparsa yapsın. İsterse madara olsun, isterse ülkeyi batırsın ama bunun dışında başka hiçbir insanı biz kabul etmiyoruz. İşte kimi diyor ki ya bu adam başörtüsünü özgürleştirdi. Kimi diyor ki ya bu adamın olmasa işte CHP gibi yağ kuyruklarında, benzin kuyruklarında bekleriz. Adam bakmıyor yani şu an ekmek kuyrukları var. Adamın önemi o şeyi kabul etmiş o retoriği. Dolayısıyla sizin benim gibi rasyonel hareket edecek insanlar bu tabloyu böyle okur buradan der ki evet bunlara oy verilmez gayet açık. Ama Erdoğan'a oy veren taban acaba ne yapacak? Zannetmiyorum ben buna bakıp evet biz fikrimizi değiştirdik diyeceklerini. Ama Efe Hocam şey var yani şunu da altını çizmek lazım. Şehirlerde, büyük şehirlerde özellikle ve genç tabanda eğitim seviyesi belli düzeyde olan tabanda kadınlar arasında belki gittikçe şeyi kaybediyor. Yani Erdoğan popülaritesini kaybediyor ve bir dikiş tutturamıyorlar. Bu da bir gerçek. Yani muhalefete iş düşüyor. Bunları böyle insanlara ulaşmak. O dediğiniz belki %20'lik, %25'lik bir şey var. Yani ona katılıyorum. Bir çekirdek merkez var. Onlar ne olsa, dünya yıkılsa belki Erdoğan'ın arkasında tuhaf yapılardan, durumlardan biri bu. Ama %25 ile Cumhurbaşkanı olamaz. Onun üstündeki %25'i, %45'i 50'ye getiren 15'lik, 20'lik hala böyle makul bir şekilde konuşulabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Bunları hedeflemesi lazım şeyin, muhalefetin. Ve bu da çok önemli argümanlardan biri. Belki birçok gündeme giremiyoruz. Onlardan biri de Amerika'da yaşanan çok önemli bir gelişme oldu. Amerika tarihinde ilk kez bir eski başkan,
mahkemeye çıkacak, hakim karşısına çıkacak, yargılanacak. Bir jüri bunu kararlaştırdı. Trump'la ilgili onlarca, yüzlerce dava var. Bunlar içinde 6 Ocak'ta kongreyi baskınına sebep olması, devletin gizli belgelerini evinde bulundurması var. Bir sürü vergi dolapları var. Bir tanesi de bunlarla ilgili, yani son iddianameye konu olan bir porno yıldızına para verdiği, susması için, iddiaları ortaya atmaması için 2016'daki seçim yarışında. Henüz tam olarak bilinmiyor. Salı günü hakim karşısına çıktığı zaman açıklanacak iddianamede neler var. Ama bu iyi haber alan kaynaklara göre en önemli şeylerden biri bu. İddialardan, gerekçelerden biri bu. Ne diyorsunuz? Bu da tarihi bir gelişme. Yani Trump'ın fotoğrafı çekilecek, parmak izi alınacak, işte hakim karşısına çıkacak. Tutuklanıp tutuklanmayacağı belli değil henüz. Kelepçe eline vurulacak mı, vurulmayacak mı, o da belli değil. Onunla ilgili pazarlıklar sürdüğü söyleniyor. Ne diyorsunuz? Tarihi bir gelişme herhalde bu da. Çok tarihi bir gelişme. Ama aynı zamanda Amerikan hukuk devletinin ve Amerikan demokrasisinin nasıl işlediğini göstermesi açısından da Türkiye bakımından çok düşündürücü. Yani şimdi hukukun, böyle hukuk dersi anlatırken öğrencilere en çok vurgulanan noktalardan bir tanesi hukuk devletinde eşitlik ilkesi. Yani kral da olsanız, cumhurbaşkanı da olsanız, başkan da olsanız, başbakan da olsanız, milletvekili de olsanız, çok güçlü insanlar da olsanız, ekonomide işte ne bileyim dünyanın en zengin 3 kişisinden biri de olsanız, hukukun karşısında sıradan işte Mississippi'deki, Missouri'deki, ne bileyim işte Arizona'daki herhangi bir çiftçiden, bir memurdan, bir sokakta yatan adamdan bir farkınız yok hukuk karşısında. Yani böyle bir olay var. Şimdi Türkiye'deki gibi ben işte gittim mahkemede yargıcı satın aldım, işte Anayasa Mahkemesi'ndeki ortamı değiştirdim, telefon ettim, kararı değiştirdim. Böyle bir imkan yani yok Amerika'da. Ve bu kararı, bakın önemli olan şunu da bilmeniz lazım bizi izleyen sevgili vatandaşlar. Bu kararı veren bir hakim veya bir hakimler kurulu değil, bu kararı jüri veriyor Amerika'da. Jüri de nasıl seçiliyor biliyor musunuz? Jürinin bir kere bütün seçmenler, seçmen veri tabanında olan bütün insanlar potansiyel bir jüri üyesi. Bunlar random vaziyette, yani bilgisayar ortamında kura şeklinde belirleniyor. Onlar arasından iki taraf, yani hem savunma hem de iddia makamı jüriyi tek tek seçiyorlar. Yani bir onlara hak veriliyor, bir onlara hak veriliyor. Bunları tek tek seçiyorlar. Yani çok böyle demokratik bir ortamda. Bu jüri de öyle ayarlanabilecek bir şey değil. Onu demek istiyorum yani. Dolayısıyla evet, alacağımız çok dersler var. Ümit ediyorum Amerika'da ki bu olay dünyada gelişecek veya gelişmek isteyen toplumlara da örnek olsun. Bu işler nasıl yürüyormuş onu görsünler. Evet, yani bir demokraside hiç kimse hukukun üstünde değil. Herkes hukukun önünde eşit ilkesini göstermesi bakımından çok çarpıcı olacak. Bunu da Amerikalı demokrat insanlar, yani demokrat büyük değile değil, küçük değile, demokrasiye inanan insanlar böyle değerlendiriyor. Amerikan değerlerine inancımız artıyor, artacak diye. Bu arada hüküm giymiyor. Bu sadece iddianame, hakim karşısına çıkacak. Bir 2024 yarışında da Trump aday. Muhtemelen, yani resmen başvurdu ama onu da taban karar verecek. Cumhuriyetçi taban seçecek başka adaylar arasından. Fakat şu da bir tuhaf. Efe hocam, yaşadığımız dönemin tuhaflıklarından biri. Cumhuriyetçi Parti içinde bu kadar açık hakkında iddialar olan bir kişiyle ilgili en favori aday hala. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayları arasında Trump'ın hala en yüksek şansa sahip kişi olması da başka bir tuhaflık. Bir taraftan demokratik sistem, hukuk sistemi işliyor. Fakat bir taraftan da toplumsal yapılarda ilginçlikler bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da da yaşanıyor. Bu gelişmeyi bir dahaki programımızda değerlendiririz. Tabii salı günü ne olacak? Çok çarpıcı görüntüler olacak muhtemelen. Tutuklanacak mı? İşte kelepçe eline vurulacak mı? Neler yaşanacak? Taraftarlar muhtemelen bir şeyler yapacaklar. Onun için New York polisi çok alarmda. Bu notlarla ve iyi dileklerimizle bitirelim isterseniz Efe Hocam bu haftaki programımızda. Tamam Ümit Bey.
Yeni bir programda görüşmek üzere. Herkesi selamla, muhabbetle vedalaşıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.